26 Ocak Cuma, TV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplandı. 3 saat 45 dakika süren toplantıda terörle mücadeleden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda önemli başlık masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında da bir bildiri yayınlandı. Gelin ayrıntılarına bakalım birlikte. Söz konusu terörle mücadele, ülkemizin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Türkiye terörün kökünü kazımakta kararlı. İşte bu kararlılık Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 saat 45 dakika süren yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da net bir dille vurgulandı. Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu haillerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Hedef gözetmeksizin tüm terör örgütleriyle mücadele sürecek denildi. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı milli güvenlik siyasetinin proje terör örgütleri üzerinden kurgulanan planlarla akamete uğratılamayacağının altı çizildi. Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine, hangi tehditleri savurduğuna, hangi hesaplar içinde olduğuna bakmadan bu doğrultuda yeni adımları muhakkak atacağız. MGK'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da değerlendirildi. 9 maddelik bildiride Türkiye'nin Gazze'de akan kanın durdurulması, insani yardımların kesintisiz ve engelsiz ulaştırılması için ısrarlı ve kararlı tutumunu sürdüreceği ifade edildi. Ateşkesin tesisi ve bölgede kalıcı barışa giden yolun açılması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. 6 Şubat tarihli çifte deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçmeden Malatya bir kez daha deprem korkusu yaşadı. 5,2'lik depremin merkez üssü Battalgazi ilçesiydi. Sarsıntıyı hissedenler panikle sokağa döküldü. Hissettim, çok korktum vallahi. Bakın lamba gidip geliyor. Bayağı sallandı, demek dışarı kaçtık. 6 Şubat tarihli asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçmeden Malatya bu kez de 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Gürültülü bir şekilde bir deprem hisse. Depremin merkez üssü Battalgazi ilçesiydi. Saatler 16.04'ü gösterdiğinde kayda alındı. Kimi lokantada yemek yerken yakalandı 5,2'lik sarsıntıya. Kimi ise alışveriş merkezinde mağazaları gezerken. Daha önce depreme canlı yayında yakalanan sunucu Mehmet Refik Metin bir kez daha aynı kaderi yaşadı. Yine deprem olur. Bismillah. Allahu Ekber. Yine deprem oldu, yine yakalandık. Bir başka depremzede ise 6 Şubat felaketini anlatırken yaşadı paniği. Deprem bize şunu da öğretti. İnsanlar hani eskide değil. Bismillah. Korkmayın. Battalgazi merkezli deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Akçadağ ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk yaşadığı panikle balkondan atladı, kolunda sıyrıklar oluştu. Depremin etkisiyle kendimi aşağı attım balkonda. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası herhangi olumsuz bir ihbar bulunmadığını açıkladı. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKET'imi görevlendirildi. Gece saatlerinde ise Adana Saimbeyli'de yaşandı deprem. 4,4'lük sarsıntı saatler 01.01'i gösterdiğinde meydana geldi. Yine bir yolcu otobüsü, yine bir kaza. Yer bu kez Antalya. Yerdeki buzlanma nedeniyle tarlaya uçan otobüste 6 kişi hayatını kaybetti. Hemen ayrıntılarına bakalım. İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü Sinop'a gidiyordu. 33 yaralımız var. Üçünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Kastamonu Alatarla mevkiine geldiğinde yerdeki buzlanma şoförün aracın kontrolünü kaybetmesine sebep oldu.
Yolcu dolu otobüs tarlaya uçarak devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunuyor. CHP aday belirlemek için genel merkeze kampa girdi. 2 gün boyunca genel merkeze ziyaretçi alınmayacak. Zira baskı arttı ve zaman dar. Bir taraftan da DEM Parti yükleniyor. Haliyle CHP'de zor günler yaşanıyor. Kulislerde DEM Parti'nin büyük şehirler özelinde gizli bir planının olduğu da konuşuluyor. Parti meclisi toplantısı 3 kez ertelendi, adaylar üzerinden yapılan kavgalar genel merkez koridorlarına taştı. Üstüne bir de Ekrem İmamoğlu'nun liste baskısı eklendi. İstanbul'da 5 yıl hizmet etmiş arkadaşlardan 7 tanesi, 8 tanesi görev olacak. Ben Ekrem İmamoğlu'nun kibirini beğenmiyorum. Partinin adaylarını belirlemek istemesini beğenmiyorum. Ya işine bak kardeşim. Kriz büyüyünce CHP çareyi kapalı kapılar ardında aday kampına girmekte buldu. Öyle ki 2 gün boyunca genel merkeze ziyaretçi bile alınmayacak. Yüksek tansiyonlu toplantıda CHP İzmir adayını da belirleyecek. İmamoğlu ve Özel tam da o toplantı öncesi CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşinin cenaze töreninde yan yana geldi. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu da aynı törendeydi. İmamoğlu kurultay sonrası ilk kez bir araya geldiği eski genel başkanını yakın markaja aldı. Ayaküstü sohbette yaptığı davetse kabul görmedi. Vaktiniz olursa misafir etmek isterim dedi. Bir özel bir buluşma planlanmış bu akşam. Tören sırasında İmamoğlu'yla Özel arasındaki sohbet de dikkat çekti. CHP'de asıl sıkıntı DEM Parti'nin talep ettiği ilçelerde yaşanıyor. Listede Adalar, Esenyurt, Sancaktepe, Arnavutköy ve Maltepe var. Kim bizimle birlikte hareket etmek istiyorsa Türkiye uzlaşısına hazır olmalıdır. PKK ile aralarına mesafe koymadıkları sürece bunlarla birleşmek Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük zarar verir ve seçimi kaybetme neden olur. CHP o ilçeleri DEM Parti'ye bırakmaya sıcak bakmıyor ama CHP'nin köşeye sıkışmasını fırsat bilen DEM Parti'de işi sıkı tutmakta kararlı. Bu ısrarın arkasında ise kayyum siyasetinin yattığı konuşuluyor. Kayyum rejiminin son bulmasını istiyoruz. Kulislerde DEM Parti'nin beslendiği kayyum siyasetini büyük şehirlere taşımak istediği, bu yüzden de İstanbul dışında İzmir, Mersin, Adana gibi illerde de CHP'li belediyelere talip olduğu söyleniyor. Bu hamlesini de CHP'yi işin içine katarak hayata geçirmek istiyor. DEM Parti ile ilişkilerimizi açık şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz. Ancak kulislerde DEM Parti'nin hesaplarını bozacak sürpriz hamleye de dikkat çekiliyor. O da terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık açıklaması. Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Demirtaş'ın İBB'ye adaylık sinyali DEM Parti'yi ikiye böldüğü iddia edildi. Parti yönetiminin bu hamleden haberinin olmadığı ve tabanda Selahattin Demirtaş'ın yeni parti kurma sinyali olarak yorumlandığı da konuşuluyor. Gazze'de can kaybı 26 bine yaklaştı. Bu sabah hastaneye sığınmak isteyen siviller keskin nişancılar tarafından vuruldu. Üstelik bu katliamların çok daha şiddetlisi de kapıda. Amerika ile İsrail arasında F-35 ve F-15 savaş uçaklarını içeren silah anlaşması yapıldığı öne sürüldü. Dünyanın gözü kulağı Lahey'den gelecek İsrail kararını beklerken katliam ortakları Gazze'deki yeni kıyımların hazırlığı içinde. İsrail basınına göre ABD ile İsrail arasında büyük bir silah anlaşması imzalanmak üzere. İçeriğinden dolayı olağanüstü olarak adlandırılan anlaşmada çok sayıda F-35 ve F-15 savaş uçağıyla Apache savaş helikopteri tedariki yer alıyor. Zaten hastane, okul demeden her yeri bombalayan işgal ordusu yeni uçaklarıyla daha büyük katliamlar için gün sayıyor. Üstelik Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanırken Lahey'deki mahkeme Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını bugün açıklayacak. Zaten hukuken bağlayıcılığı olmayan bu kararın ahlaki bağlayıcılığının da umursanmadığı ortada.
İşgal ordusunun Gazze'de 112 gündür devam eden saldırılarında can kaybı 26 bine yaklaştı. Han Yunus'ta gece saatlerinde başlatılan bombardıman sabaha kadar devam etti. Nasır Hastanesi'ne konuşlanan keskin nişancılar hastaneye sığınmak isteyen sivilleri hedef aldı. Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu geniş yankı uyandırdı. Dosyalar incelendiğinde ve evraklarda adı geçenlere bakıldığında bir nokta özellikle dikkat çekiyor. Tam 30 yıldır Büyükçekmece Belediye Başkanı olan Hasan Akgün'ün bu süre zarfında hiçbir resmi evraka imza atmaması ve bu işleri yardımcılarına bırakması. Tabii haberde başka detaylar da var. Yerlerimize hiçbir çivi çakamıyoruz. Bir çardak daha iyi yapamıyoruz. Şu villalar yapıldıktan sonra etrafta hayvan otlatacak yer kalmadı. Büyükçekmece'deki rüşvet operasyonunun detayları ortaya çıktıktan sonra sahte raporlarla inşa edilen villaların yanı başındaki Eskice köyü ayağa kalktı. Mantar gibi hepsi bitiyor. Villalar mı? Villalar, siteler hepsi yani. Siz köylü olarak şuraya bir villa dikebilir misiniz? Hayır, kesinlikle. Villa değil yani hiçbir şey kulübe bile yapamayız yani. Çünkü daha önce içme suyuna zarar verirsiniz denerek defalarca uyarıldılar bu konuda. Köyle izin yok zaten. Villaya nasıl var? Onu bilemiyorum yani. Ve kendilerine tek bir çivi bile çaktırmayan belediyenin temelsiz villalara nasıl zemin hazırladığını bu operasyonla öğrendiler. Belediyeden bir tane memur gelip o binayı dur demedi. Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonuyla ilgili adı geçen villalarla ilgili çok çarpıcı, çok önemli detaylar ortaya çıkmaya başladı. Onlardan en çarpıcısı Büyükçekmece Belediye Başkanı 30 yıllık görev boyunca bir tane resmi evraka imza atmamış. Kendini kurtarmak için demek ki. Sahte evrakların tümünde iddiaya göre daha önce de benzer bir rüşvet soruşturmasında adı geçen ve tutuklanan Başkan Yardımcısı Nuraydın Sakın imzası var. Evimin önünde camı vardı böyle camı. Camı biraz geri aldı. Bir metre geri aldı diye gittiler şikayet ettiler yaptırtmadılar. Villalar nasıl yapılıyor? Villalar onları Hasan Akgün'ün. Hasan Akgün'ün de 5-6 tane villası var. Soruşturma derinleştikçe yeni bilgiler de ortaya çıktı. 144 villadan oluşan sitede temeli bile olmayan villalar için rüşvet karşılığında ruhsat alındığı belirlenmişti. Mevzuata uygun yapılmadığı halde uygun gibi gösterilen zemin etüt değerleri de başsavcılığın yaptırdığı incelemede çıkan değerlerle uyuşmadı. Bölgenin zemininde sıvılaşma riski olmadığı da yine sahte belgelerle mevcut ama bilirkişi raporları tam aksini söylüyor. Kaçak villalardan köylüler de son derece rahatsız. Diyorlar ki bize maydanoz ektirmeyenler, hayvanlarımızı otlattırmayanlar göz göre göre işte bu alana villaları diktiler. Bir çardak daha iyi yapamıyoruz. Onu bile yıkıyorlar yani. Ama villa yapılmış. Villa yapıyor. Villalar yapılıyor. Oraya imar veriyorlar. Buraya imar yok. Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak'la birlikte 7 kişi daha tutuklu. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında 2024 yılında bir artış beklenmiyor. Merakla beklenen bu sorunun yanıtını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Bakan Bayraktar heyecanlandıran bir haberinde yıl içinde Karadeniz'den beklendiğini duyurdu. Doğalgaz ve elektrikte onu daha net söyleyebilirim. Herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz. Doğalgaz ve elektrik fiyatları için rahatlatan haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. 2024 yılında fiyat artışı beklenmiyor. Doğalgazda yaklaşık %50'lik bir sübvansiyon söz konusu. Yıl içinde bir müjde de Karadeniz'den bekleniyor. Sismik arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Bakan Bayraktar yeni keşif haberlerinin gelebileceğini söyledi. Gaz keşfinde saha çalışmalarının sadece Türkiye ile sınırlı olmayacağını söyledi ve ekledi. Yeni keşif haberlerini 2024'te Karadeniz'den verebiliriz. Libya, Irak ilgilendiğimiz sahalar var. Hem offshore'da var hem de karalarda var. Yani anlaşmalar oldukça sizlerle, kamuoyuyla paylaşırız bunları. Türkiye enerjide tam bağımsızlık yolunda da önemli mesafeler kat ediyor. Yıl içinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörü devreye girecek. Türkiye 2028 yılından itibaren enerji ihtiyacının %10'unu Akkuyu'dan karşılar hale gelecek.
Hatay'da yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Demir 6 Şubat depremlerinde çok sayıda yakınını kaybetmiş. Depremde evi ve iş yeri de yıkılmıştı. O günden sonra bunalıma giren Demir aylardır evinden dışarı çıkmıyordu. Ta ki pazartesi sabahına dek. Aylar sonra evden çıkan adam bir anda ortadan kayboldu. ...5-6 aydır evden çıkmıyordu zaten, hava almaya dahi. Bilmiyorum kafasına ne geldiğini, ne düşündüğü, birden terlikle çıkmış. Depremde yakınlarını kaybetti, evi, iş yeri yıkıldı. Girdiği bunalım sonrası aylardır evden çıkmayan adam bir anda sırra kadem bastı. Pazartesi günü kahvaltısını etti, burada yürüyüş yapıyordu kendisi. Bir anda yani geldim buraya, baktım Ayhan yok, baktım Demir kapı açık. Hatay'da yaşayan 54 yaşındaki Ayhan Demir, 6 Şubat depremlerinde çok sayıda yakınını kaybetmiş, evi ve iş yeri de yıkılmıştı. Psikolojik olarak çöken Demir kendini eve kapamıştı. Her zaman da söylüyorum ona, gel hava alalım, bir yürüyüş yap yani. Çıkmazdı dışarıya. Aylardır evden dışarı adım atmayan Demir, geçen pazartesi birdenbire ortadan kayboldu. Eşi ve çocukları onu her yerde arasa da hiçbir ize ulaşamadı. Babamın gidebileceği herhangi bir yer var mı bilmiyoruz. Kimlik yok yanında, para yok yanında, hiçbir şey yok. 3 gündür haber alınamayan Ayhan Demir'in eşi ve çocuklarının endişeli bekleyişi sürüyor. Bekliyoruz öyle yani. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Antalya'da yaşayan 32 yaşındaki Ali Diken haftalar önce ortadan kaybolmuş ve cinayete kurban gitti. Yurt dışına kaçmak üzere yakalanan arkadaşının itirafıyla ortaya çıkmıştı. Katil zanlısının ilk cinayeti olmadığı da gelen bir itirafla öğrenildi. Üstelik öldürdüğü diğer kişi baldızıydı. Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayetle ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Biliyorsunuz Ali Diken kayboluyor. Ali Diken'in kaybolduğundan 2 gün sonra Zeynel Boyacı olduğu tespit edilen kişi Ali Diken'in motosikletiyle beraber bir benzin istasyonuna giriyor ama arkasında bir kişi daha var. Ama arkasındaki kişiyi bilemiyorduk. İşte o arkasındaki kişi Mehmet Çayan Türk'müş. 22 Aralık'ta Ali Diken'in kaybolduğundan 2 gün sonra Zeynel Boyacı çocukluk arkadaşı olan Mehmet Çayan Türk'ü iki cenazeyi gömdüğü araziye götürmüş. Zeynel'in yanında bir de ip varmış. İddialara göre o ipi kullanarak çocukluk arkadaşını öldürecekmiş. Ancak canı istemediği için vazgeçmiş. Yani biz 2 gün sonra motosikletin üzerindeki kişi Veysel'e yardım mı edecek diye düşünürken bize Antalya Emniyeti'nin verdiği bilgiye göre meğerse yanında bir iple beraber hani o kişisel mezarlık haline getirdi dediğimiz bu araziye o motosikletin arkasındaki Mehmet Çayan Türk'ü de götürüyor. Fakat son anda onu öldürmekten vazgeçtiği için canı kurtuluyor. Baldız'ı Zeynep'i de nasıl öldürdüğünü anlatmış. Zeynep'le bir ilişkisi olduğu düşünülüyor. Baldız'ı Zeynep'in de başka biriyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için cinayeti işlediğini itiraf etmiş. Söylediğine göre Zeynel 25 yaşındaki Baldız'ını evde döverek öldürmüş. Son anda canı istemediği için çocukluk arkadaşı Mehmet'i öldürme düşüncesinin sebebinin ise baldızı Zeynep olduğu düşünülüyor. Zeynep'le Mehmet'in bir ilişkisi olduğundan şüphelendiği değerlendiriliyor şu an emniyet yetkilileri tarafından. Canı arkadaşını öldürme sebebini ise karısına bağlamış. Zeynel Boyacı anlattığına göre motokurye Ali Diken bundan 4 sene kadar önce Zeynel'in evinde kalıyormuş. Zeynel'in karısı İknur'la tanışmış. Cinayetin işlendiği gece de Ali'nin karısı hakkında ileri geri konuştuğunu iddia ediyor. Bu laflara çok sinirlendiği ve Ali'yi önce dövdüğünü sonradan iple boğarak öldürdüğünü yine itiraf etmiş. Zeynel'in eşi İknur ise her şeyi reddetmiş. Mehmet Çayan Türk'ün serbest kalması beklenirken Zeynel Boyacı ve eşi İknur Boyacı'nın tutuklanması bekleniyor. Şu an adliyede. Dün emniyet yetkilileri o araziyi didik didik ettiler. Başka bir ceset çıkar mı diye bulamadılar. Başka bir şey bulamadılar. Arazi sahibiyle de konuştuk. Ve tabii işte bu baldız. Zeynep Ece'nin ailesi. Onlar çok kötü durumda. Onlar da hala kendilerine gelemediler. Çünkü onlar kızları dönüp gelecek diye bekliyorlardı. Üstelik ailesine bunu söyleyen öldürülen kızların ablasıydı. Gözümüz bir daha onu da görmesin diyorlar. Korkusuz korkan gaddar Kerim'i, umudumuz Şaban'ın Mardinli Arif'iydi o. Unutulmaz filmlerde genellikle kötü karakterlere hayat vermişti. Rolünü öylesine ustaca oynamıştı ki Yeşilçam'ın unutulmaz aktörleri arasına girdi. Türk halkı Hikmet Taşdemir'i çok sevdi.
Ne yazık ki usta sanatçıdan dün akşam acı haber geldi. Taşdemir bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Umutsuzların parmaksızı. Korkusuz korkan Gaddar Kerim'i. Gaddar Kerim. Tatar Ramazan'ın Cıbıl Halil'i. Mahpushanede kim kime güvenmiş şimdiye kadar? Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuydu Hikmet Taşdemir. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede bir süredir tedavi görüyordu. 25 Ocak akşamında acı haberi duyuldu 82 yaşındaki usta oyuncunun. Siyah dere eldivenleri, füme pardüsosu ve güneş gözlükleriyle Türk sinemasına damgasını vurmuştu Hikmet Taşdemir. 1971 yılında Yılmaz Güney'in Baba filmiyle Yeşilçam'a adım attığı günü geçtiğimiz yıl böyle anlatmıştı ATV Haber'e. Parmağım kopmuştu preste. Bu parmağım koptuğu için devamlı elim cebimde geziyordum. Yılmaz Güney baktı baktı bana. Ya keko elini cebinden çıkartsana dedi falan. 9 parmaklı bir kiralık katil rolü varmış. Sayısız filmde ve dizide oynadı Taşdemir. Çok sevildi, replikleriyle hafızalara kazındı. Ama ömrünün son yıllarında sektörün ona vefa göstermediğini dile getirdi hep. Şimdi gidip titreyen bir adam filmle oynasa ne olur oynamaz. Benim seyircim beni Kemal Sunal'ın filmindeki o gözlüklü, bıyıklı, yakışıklı adamı hayal etsin. 2021 yılında yarım asrı birlikte devirdiği hayat arkadaşını kaybeden Taşdemir, çok sevdiği eşinin mezarının yanına kendi mezarını bile hazırlamıştı. Vefatı sevenlerini acıya boğdu. Usta oyuncu Silivri Tanerköy'deki mezarlıkta eşinin yanına defnedilecek. Haftanın son günündeyiz. Hafta sonu birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul için de geçerli bu. Meteorolojiden yoğun yağışların beklendiği 31 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Özellikle de Batı Karadeniz ve Güneydoğu'yla Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Ve devam edelim. Dünyada da hava durumu pek farklı değil. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde kar fırtınası yüzünden can kayıpları artmaya devam ediyor. Bir benzeri de Rusya'nın doğusu ve Japonya'da etkili. Sakalin Adası'nda kar kalınlığı evlerin ikinci katına kadar ulaştı. Bölge sakinleri tünel açarak evlerinden çıkmaya çalışıyor. Soğuk öyle şiddetli vurdu ki arabalar hatta evler kara gömüldü. Burası Rusya'nın doğusundaki Sakalin Adası. Tipi ve fırtınanın etkili olduğu kentte acil durum ilan edildi. Adada kar kalınlığı evlerin ikinci katına kadar ulaştı. Bazı bölgelerde yaşayanlar tüneller kazarak evlerinden çıkmaya çalıştı. Sadece Sakalin'de değil, ağır kış koşulları sebebiyle Moskova'da da hayat felç oldu. Trafiği kilitleyen fırtına nedeniyle uçuş seferleri neredeyse durdu. Rusya'nın denizden komşusu Japonya'da da Gifu eyaleti Sibirya'ya döndü. Kar kalınlığının 59 santimetreye ulaştığı Gifu'da bir otoyolda 800 araç mahsur kaldı. İki çocuk donma tehlikesi geçirirken otoyolun açılması için hem gönüllüler hem de işçiler yoğun çaba harcadı. Japonya Meteoroloji Ajansı araçlarıyla yola çıkacakları aksamalara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Ve özel okul ücretleri. Malum erken kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zam oranı TEFE'ye ve TÜFE'ye göre hesaplanıyor. Ama 1. 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar dilediği gibi fiyat belirleyebiliyor. Öte yandan ara sınıflarda da zam yapabilmek için bazı okullar yan ödeme kalemlerine çok fahiş zamlar uyguluyor. Hatta bazıları özel kurs ücretini de zorunlu tutuyor.
Erken kayıt dönemi geldi. 1. 5. ve 9. sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri yapılan zamları görünce gözlerine inanamadı. Biz veliler olarak da bu durumdan çok muzdaribiz. %100 zamla erken kayıt yapılması isteniyor. İlkokula, ortaokula, liseye başlarken ilk kayıtta okullar kendi fiyatlarını kendileri tespit etmekteler. Şu an için ilk kayıtlarda maalesef hiçbir sınır yok. Sadece düzenlenecek şeklinde bir açıklama geldi. Velilerin gözü kulağı da o düzenlemede. Aslında ara kayıtlarda zam oranı belli. Ara sınıflardaki kayıt yenilemelerindeki ücret belirlemesi TÜFE bölü 2 artı %5 şeklinde yapılmakta. Bu oran yaklaşık %57'ye denk geliyor. Ara sınıf ücretlerine diledikleri gibi, yani belirlenen yasal oranın üzerinde zam yapamayan bazı özel okullarsa çareyi yine geçen senelerde yaptıkları gibi ek ücretlere fahiş zam yapmakta buldu. Özellikle yemek ücretleri geçen seneye göre 3-4 kat arttı. İstanbul'da bu ücretler 30 bin liradan başlıyor, 96 bin liraya kadar çıkıyor. Velileri yemek, kıyafet, kitap, kurs hiçbirini almak zorunda değil. Fakat kayıt yenilemesi sırasında doldurmuş oldukları formlarda maalesef bunlara zorlanıyorlar. Bu hukuka aykırıdır. Bazı okullarsa bu örnekte olduğu gibi kayıt yapılan aya göre fiyat belirliyor. Her ay içinde %10 zam koyacaklarını söylüyorlar o tutar üzerine. Erken kayıttan erken tahsilat yapıyorsan ciddi anlamda bir indirim yapman gerekir. Ama bunu maalesef uygulamamaktalar. Sürekli zorlayıcı unsurlarla ilerlemekteler. Bu fiyat listesinin uygulandığı okulun velilerinin iddiasına göre okul velileri yemek ücretinin yanında takviye kursu ücretini de ödemeye zorluyor. Umarım buna müdahale edilir. Tüm veliler olarak yürekten istiyoruz. Yemek, kırtasiye, kurs ve diğer almak istemedikleri hizmetlere çocuğum okulda baskı görür kaygısıyla mecburen ödeme yapan veliler ne yapacak peki? Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli şikayetlerde bulunabilirler. Okul yönetiminden ters düşmek istemeyen veliler ihtarname şeklinde mail dahi gönderseler, ellerinde bu belgeyi saklı tuttuklarında almadıkları hizmetin parası tahsil edildiyse bunu mezuniyet sonrasında dahi yasal faizinden birlikte hukuken geri alma hakkına sahipler. Yeni ev almak isteyenler genellikle içinde kiracı olanları tercih etmiyor. Sebebi ise kiracıyı tahliye edememe endişesi. Bu endişeyi ortadan kaldıracak emsal bir karar çıktı Yargıtay'da. Mahkeme heyeti kirayı arttır ya da evden çık diyen yeni ev sahibini haklı buldu. Ev sahibi misiniz, kiracı mısınız? Ev sahibiyim. Peki kiracınız var mı? Vardı. Kız kardeşimin kızı 10 bine otururken şimdi 24 bin yaptı ve mahkemelik oldular şu an. Kiracıyım. Beni mahkemeye verdiler. 2 yıl önce benim kiram 1000 liraydı. 1000 lira zam yaptım, %100 zam yaptım. 15 bin lira istedi benden. Kiracılar da ev sahipleri de kiradan şikayetçi. Ama bir taraf azlığından, diğer taraf çokluğundan. Son günlerde artan kiracı ev sahibi çekişmelerine bir yenisi daha eklendi. Yeni aldığı evdeki 10 yıllık kiracıdan 4500 lira olan kirayı 24 bin liraya çıkartmasını isteyen ev sahibiyle kiracı mahkemelik oldu. 4500 liraya karşılık 24 bin lira dediğiniz zaman bu da bir agresif bir durumdur. 10 yıllık kiracı 4500 liraya oturuyor daire. Yeni ev sahibi %400'den fazla artış istedi. 24 bin lira kira verirseniz oturabilirsiniz dedi. Kiracı kabul etmeyince de soluğu mahkemede aldı. 10 yılı doldurduysa bu şekilde hem kira artışı hem de tahliye davası açabilir. Mahkeme emsal bir karara imza attı. Kiracının dairede 10 yılını doldurduğunu dikkate alarak yeni ev sahibinin talebini haklı buldu. Kira 24 bin lira olarak belirlendi. Eski ev sahibinin yapmış olduğu kira sözleşmesine dayanarak kira tespit davası açıyor burada ve yargıç kirayı belirliyor. Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri 2024 Temmuz ayına kadar 5 yılını doldurmamış kiracılardan en fazla %25 zam talep edebiliyor. Ancak 5 yıldan fazla aynı evde oturan kiracılar kapsam dışında. 5 yıldan yukarı olan kiralarda tabii ki bir makul bir artış seviyesi var. Uyarlama davası açar. Mahkemenin bilirkişisi tespit eder. Bölgedeki kira seviyeleri neyse resmi olarak artışını yapar. Peki içinde kiracı olan bir ev satıldığında yeni kira ücreti nasıl belirleniyor? Taraflar önce uzlaşmaya çalışıyor. Uzlaşma sağlanamazsa konu yargıya taşınıyor.
bilirkişinin yapacağı tespite göre kira yeniden belirleniyor. Çevredeki konutların kira bedellerine bakılıp emsal bir bedel yargıç tarafından belirleniyor. Tarım Bakanlığı ekipleri tüm kentlerde aynı anda sahadaydı dün. Fast food restoranlarındaki kızartma yağlarını denetlediler. İnsan sağlığını tehdit edecek nitelikte tablolar da çıktı karşılarına. Arkadaşlarımız denetim yapan ekiplerle birlikte dolaştı restoranları. İşte onların izlenimleri. Eşik değerimiz 25, buradan numune alacağız. Ürünü yeni çıkarttığı için o yüzden polar değeri yüksek görünüyor. Bir daha ölçüm alabilir miyiz oradan? İki en fazla 3 günde bir değiştiriyoruz. Kızartma yağı insan sağlığını ciddi oranda tehdit ediyor. Tehlike ise yağın uzun süreli kullanımında ortaya çıkıyor. Annelerimiz ve ev hanımları günde bir kere, 2 günde bir değiştirebilir ama iş yerinde çok sürekli kızartma yapımı olduğu için mutlaka her gün değiştirmesi lazım. Kızartma yapılan yağın en fazla bir gün süreyle kullanılması gerekiyor. Yağın zararlı hale geldiği ise polar madde değerinin ölçümüyle ortaya çıkıyor. Üst limit ise 25. Kızartma yağı ölçülüyor. Normal mi değer? Şu andaki değer normal. Polar maddemiz 16,5, sıcaklığımız 176. Bu normal değer. Değişimlerini kaç günde bir ya da kaç saatte bir yapıyorsunuz? Kaç saatte bu zaten olmaz. Yani bu bir günlük değil. Yani iki en fazla 3 günde bir değiştiriyoruz. Ekipler fast food zincirlerine giriyor ve işte buradaki kızartma yağlarını ölçüyorlar ve parametrede normalde eğer yüksek 25 çıkarsa buraya ceza işlem uygulanıyor. Ama işte bu restoranda baktığınız gibi 13,5 çıktı. Yani yağda bir sorun yok. Eğer bu 20'nin üzerinde olsaydı şüpheli geliyor. Ondan sonra numune alıp laboratuvarda teyidini yapıyoruz. İşletme yetkilimiz neredeydi? Şu anda evraklarını alacağız, kontrollerini yapıp daha sonra da yağlarının kontrolünü yapacağız. Şimdi ölçüm yapılıyor. Eşik değerimiz 25, buradan numune alacağız. 20 ve üzeri çıktığında numune alıyoruz. Ürünü yeni çıkarttığı için o yüzden polar değeri yüksek görünüyor. Tekrardan bir ölçüm alması gerekiyor orada. Bir daha ölçüm alabilir miyiz oradan? Laboratuvar zaten o değeri bulur. Tamam. Daha ince çalıştığı için. Bu bir ön test biliyorsunuz. Yağın değer ölçümü 20 üzerinden çıktığı için şimdi ekipler numune alıyor ve daha sonra o laboratuvara götürülecek ve orada incelenecek. 25 üzerinde bir değer gelirse de işletme hakkında idari para cezası uygulanacak. Influencer yani etkileyen kişi. Kendilerine bu işi meslek edinenler de öyle yapıyor. Sosyal medya üzerinden kullanıcıları etkileyerek para kazanıyorlar. Ancak son dönemde artık iş çok kötü bir hal aldı biliyorsunuz. Tırnak içinde bazıları hiç bilmediği bir ürünü de tavsiye etmeye ve önermeye başladı. Ki bu sebeple aldanıp sağlığından olan tüketiciler var. Ticaret Bakanlığı'nın kıskacındalar şimdi. Ürün tanıtımı yapanlara yönelik sertifika zorunluluğu da yolda. Bir krem mesela reklamı oluşturuyor, birisi bu kurdeşen oluyor ve başka bir cilt hastalığına sebep oluyor. Kendileri pahalı ürünleri kullanıyorlar, gönderilmiş olan ürünleri kullanıyormuş gibi yapıyorlar. Sadece adını bildikleri ürünleri kullanmış gibi gösteriyorlar. Kendilerine inanan takipçilerini kolayca kandırıp hayal kırıklığı üzerinden yüksek kazanç sağlıyorlar. Ama artık önüne gelen ürün tanıtımı yapamayacak. İnfluencerlerde sertifika aranacak. Yeni yönetmelikle beraber artık sorgulayacak. Influencer yani sosyal medya ünlüleri mercek altına alınmalarının sebebi son dönemde artan şikayetler. Yoğunlaştıkları genelde bazen kozmetik ürünü bazen zayıflama tavsiyesi. Ancak bazıları tanıtımını yaptıkları ürünleri hiç tanımıyor. Hikayenin sonunda ise kandırılan tüketici, kazançlı çıkansa onlar oluyor. Paylaştıkları linklere bakıyor musun? Hepsine bakıyorum. Takipçileri bu ilanlara aldanıp o ürünü alıyor. Bazen sağlıkları da tehlikeye giriyor. Bazen de dolandırılıyorlar. Günümüzde insanlar sosyal medyayı artık kolay para kazanma yöntemi olarak belirledikleri için. Sosyal medya ünlüsü yani influencerların gözünü para kazanma arzusu bürüdüğü zaman sosyal medya hesaplarında kullandıkları, kullanmadıkları hatta insan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin bile her gün reklamını yapabiliyorlar. Ancak bu duruma ise Ticaret Bakanlığı son noktayı koyacak. Ticaret Bakanlığı 2024-2028 dönemindeki planlamasında sertifika alma zorunluluğu getiriyor. Ticaret Bakanlığı ise peşlerinde. Bundan böyle influencerlarda sertifika zorunlu olacak. Amaçsa elbette ki alıcıyı korumak. Bu yeni çıkacak olan yönetmelik aslında çok iyi. Neden iyi? Çünkü artık bir videoyla
içerik üretici olduğunu zanneden kişiler reklam çıkamayacaklar. İlaç konusunda olsun yine bize zarar veriyor. Cebimize de etkiliyor. Sertifika sahibi reklam verenlere karşı sorumlu olduğunu da beyan edecek. Bu sayede de aslında daha güvenilir bir ortam oluşturulacak. İlk başta duyanlar biraz tedirgin olabilir ama sosyal medya camiası için daha iyi olacak. Böylelikle hem kayıt işine girecekler hem de tabikası varsa onu sertifikalandırmayacaklar. Belli bir eğitimden de geçirmeleri söz konusu. Sertifikası olmayan yapmasın. Yağmalı şarkı. Daha önce ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol'un başına gelmişti. Şimdi de ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli yapay zeka korsanlarının mağduru oldu. Yöntem belli. Dolandırıcılar Samyeli'nin yüzünü ve sesini taklit ettiler. Ünlü sunucuysa kendi YouTube kanalı için çektiği videoları karşısında deepfake olarak görünce büyük şok yaşadı. Bence öyle. Bu, kar elde edebileceğiniz belirli platformlar olduğu anlamına geliyor. Bunlar kamuya açık mı? Önce Esra Erol, piyasanın nasıl işlediği hakkında kesinlikle hiçbir şey anlamamıştım. Şimdi de Defne Samyeli. Peki bu platformun nüansları nelerdir? Yapay zeka korsanları ünlülerin yüzlerini ve seslerini çalıyor. Onların aracılığıyla dolandırıcılık ağlarına yeni kurbanlar çekmeye çalışıyorlar. Alacaklarımı da mutlaka tahsil ederim. Hatırlatayım. Benim tabii bir de yıllarca ekrandan oluşturmuş olduğum öyle bir bağım var seyirciyle. Ama yapay zekayla hani gerçek bir görüntünün, hatta şurada çekilmiş olan bir görüntünün ve sesin kullanımıyla ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. O ünlü isimlerin sesi, görüntüsü kullanılarak sizi sahte bir web sitesine yönlendiriyorlar. Bazen bir yatırım garantisi, bazen bir ev çekilişi. Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli kendi YouTube hesabı için çektiği videoları karşısına deepfake olarak çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Ben kendim dolandırılmadım ama birilerinin dolandırılmasına vesile olduğum için tabii üzüntü duydum. Dolandırıcıların kullandığı o görüntüler Defne Samyeli'nin kendi hayatına dair anlattığı görüntüler ve videolardan alınan işte burada çekilen görüntülerdi. Ve biz bizeyiz. Bakalım bana neler sormuşsunuz. Yapay zeka üzerinden değiştirilen videolar sanki yatırım fırsatıymışçasına anlatıldı ve mağdurlar o şekilde sosyal medya üzerinden kandırıldı. Tamam, platformuna erişimi olan kolayca para kazanabilir mi? Ben ilk görüntüyü ve sesi izlediğim zaman bana çok anlaşılır geldi tabii, amatör bir iş yapılmış. Ama belli ki birçok kişi için öyle olmamış. Çünkü mağdur olanlar olmuş. Tuzağa düşenler hem kişisel bilgilerini hem de ellerindeki parayı dolandırıcılara kaptırıyor. Nasıl farkına varacağız böyle şeylerin? Biri paramızı istiyorsa orada bir duracağız. Ben zaten yatırımcı olarak ya da yatırım tavsiyeleri veren biri olarak da bilinmiyorum. Ben şimdi bir gideceğim. İsterseniz siz de gelin, bir görünün. Samyeli, adını ve videolarını kullanan sanal korsanların yargı önünde hesap vermesi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Avukatlarım inceliyorlar, şimdi nerelerde ne şekilde yayınlandığına dair. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bunun üzerine bir savcılık soruşturması başlayacak. Şimdi sizi Hakkari Yüksekova'nın en kalabalık ailesi Onatlarla tanıştıracağız. 82 yaşındaki koyun tüccarı Nurettin Onat'ın 16 çocuğu, 90 torunu, gelin ve damatlarıyla birlikte 200 kişilik devasa bir ailesi var. Haliyle yaşlı adam için çocuklarını, torunlarını tanımak, tek tek isimlerini bilip saymak çok zor. Nurettin Onat evinin kapısını ATV Haber'e açtı ve 200 kişilik ailesini hatırladığı kadarıyla tanıttı. Amcacığım, evet. Kaç çocuk, kaç torun var? 16 tane çocuğum var, 90 torunum var. Maşallah. Torununun torunu yanında. Tanıyor musun? Adı ne biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Nurettin Onat, Hakkari Yüksekova'nın en kalabalık ailesine sahip. 100 kişi tabi taburdu. Vallahi yüzlerce kişiyiz. Biz bir düğüne gittiğimizde En az 50 arabayla gidiyoruz. Bayramlar nasıl geçiyor bu evde? Ya biri geliyor, diğeri gitmek zorunda kalıyor çünkü sığmıyor. 82 yaşındaki koyun tüccarı bölgenin en kalabalık ailesinin reisi. Gelin damatlarla birlikte aile fertlerinin sayısı 200'ü buluyor. Oğlun mu torunun mu yanındaki? Torunumdur. Torunu musun? Oğlum. Oğlun mu? Oğlum. Bu yanındaki torunun mu, oğlun mu? Oğlumdur. Oğlundur. Doğru mudur? Maalesef torunuyum ben.
tanımıyor ama herkesle ilgileniyor. Yanındakini tanıyor musun? Evet tanıyorum, kızımdır. Kızındır. Çok sevdiğin için bence tanıdın. Ha oğlum çok seviyorum beni. Nurettin Onat çocuklarını, torunlarını çok sevse de iş tanımaya geldiğinde bu pek mümkün olmuyor. İsmini biliyor musun en son? Yok ulan ne bileyim. Ulan ismi de koymayayım şey oldu. İsmi Delal'dır. Öyle diyor. Tanıyor musun? Onu tanıyorum. Adı ne? Sen söyle. Adı ne? Zehra. Doğru mu Zehra? Zehra. Nurettin amcanın 16 çocuğu, 90 torunu olunca isimleri ezberlemekte işin içinden çıkamıyor. İşte o da kendince bir çözüm geliştirdi. Yanında yaşayan oğlu Zeydan, hemen diğer yanında da kızı, en sevdiği kızı Zübeyde var. İşte o da tüm erkek çocuklarına Zeydan diye sesleniyor. Tüm kız çocuklarına ise Zübeyde diye seslenerek işin içinden çıkıyor. Ben varsam yine Zeydan, yoksam Zeydan. Ama diğerleri de anlıyor, biliyor yani. Onat ailesinin düğünleri de bayramları da miting havasında geçiyor. Aynı anda eve sığamadıkları için açık alanlarda toplansalar da bütün aile sağlıkla bir arada olmak her şeye bedel. 16 çocuk 90 torun olunca evde de maşallah yataktan geçilmiyor. Buna 30 yatak fazladır. Bazı odada, başka odada da var. Haftada 200 de vardır. Şimdi kısa bir ara, sonra piyasalar. Aranın ardından gün ortasını noktalamadan önce piyasalardaki son durumu da hemen aktaralım sizlere. Dolar 30.31 ile yükselişte. Euro 32.96 seviyesinde yükselişte. Çeyrek altın 3.223 liradan alıcı buluyor ve Borsa İstanbul 100 Endeks'te 8.265 puanda. Ve bugün de gün ortasını noktalıyoruz. Pazartesi günü saatleriniz 13'ü gösterdiğinde güzel haberlerle karşınızda olabilmek dileğiyle. Sağlıklı günler, iyi hafta sonları, hoşça kalın.